tarafından sizin başkanlarınızla ilgili bir takım cezalar verildi. Bu konuyla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Tabii insan böyle bir cezayla muhatap olması kabullenecek bir olay değil. Benim şahsıma göre bu bir skandaldır. Çok kötü bir skandal. Buraya gönderilen Futbol Federasyonu temsilcileri bu işi bilmediği, bu işe tam gönül birliğiyle, vicdanlarıyla bakmadıklarını. Amacın sadece kulüplere zarar verme noktasına getirmesi aşikar ortaya çıktı. Kırşehir spor maçından bitim düdüğüyle beraber başlayan olaylar tabii ki üzücü. Ceza önemli değil. Ama insanın yapmadığı bir suçla suçlanması çok büyük bir eziyettir. Ben bu yaşıma kadar değil ki bir insan olmak, hayvan bir olsa karşımda bu hayvanı tedirginize kelime sarf etmem. Ki benim takımımın futbolcuları yenilmiş olabilirler. Futbol takımlarında bundan mutlaka görülen olaylardır. Ben kendi futbolcum, evladım olan bir futbolcuya o çirkin kelimeleri kullanacak kadar aşağı bir insan değilim. Ki benim futbolcumla bir problemim varsa onun hesabını gelir kulüpte sorarım. Protokolda değil. Ama bunu bu şekilde anlamayacak çok aciz bir temsilcinin bize atmış olduğu bir iftira var. Biz tabii ki bu şahsı ben şahsım olarak, kişiliğim olarak savcılara suç duyurusunda bulundum. Mahkemeye yerleştim ve bu isnat edilen suçlarını ispata çağıracağım. Ki bunun delili var. Erzincan Emniyeti'nin çekmiş olduğu CD'de olayla ilgili bütün vaka görüntülenmiş durumda. Kimler böyle bir olay yaşamış? Benim. Benim olayla yakından uzaktan hiçbir ilgim yok, müdahalem yok, sözüm yok. Ha, buna rağmen ben buradan Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nu da kınıyorum. Benden istemiş oldukları savunmamda ben olayların tamamının Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün çekmiş olduğu CD'de kayıtlı olduğunu ve gözlemciden ek rapor istemesi istedim. Ama ne hikmetse böyle bir başvuru olmadı. Böyle bir kontrol sistemi oluşmadı. Tabii biz olayı tahkime götüreceğiz. Tahkimde ümit ediyorum ki tahkim kurulu bu cezayı ortadan kaldıracaktır.